Hadi şimdi de su müzesine gidelim. Arma tür işiyle uğraşan üç kardeşin biriktirme tutkusu su medeniyetleri müzesine dönüştü. Müzede Bizans'tan günümüze suyun macerası anlatılıyor. Suya dokunan her şey var burada. Su medeniyettir. Her haliyle, her şekliyle içindedir hayatın. İnsanlar, hayvanlar, ağaçlar hepimiz neticede bir su damlasıyız. Suyu kavgaya düşmanlar değil, barışa birlikteyle vesile kılabiliriz diye düşünüyoruz. Recep Ali Topçu iki kardeşiyle birlikte bu düşünceyle yola çıktı. Gezdiği gördüğü her yerden suyla ilgili eserler toplamaya başladı. Merakı kısa sürede tutkuya dönüştü. Osmanlı'ya başşehirlik yapmış. Edirne, Amasya, Bursa, Kütahya gibi illerin kendine yönelik eserleri var burada. Topçu kardeşler 37 yıldır armatür işiyle uğraşıyor. Bu süre içinde tam 5000 tarihi eser topladılar. Topladıkları eserleri de kendi iş yerlerinde sergilemeye başladılar. Beş katlı fabrikanın bir katı müzeye çevrildi. İsmi de Abı Hayat Su Medeniyetler Müzesi oldu. Tulumbalar tam 200 yıllık mahalle aralarında, sokak başlarında kurulurdu ve ev sakinleri su ihtiyaçlarını bu tulumbalardan karşılarlardı. İşte mahalle çeşmeleri aşkların, dedikoduların, muhabbetlerin kurulduğu yerlermiş. Birçok evlilik orada başlarmış. Kültür Bakanlığına bağlı müzede Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve günümüze ait sayısız eserler sergileniyor. Suyla Aslan'ı ve Mürenbal'ı birleştirmişler. Böyle bir musluk. Kaç yıllık efendim? 1500 yaşında bu. Böyle tarihi eserlerle kültürümüze, yaşanmışlıklara dokunmak bizi cidden derinden etkiliyor. Doğumundan ebedi hayatı geçene kadar bir damla suyun serüveni anlatılıyor müzede. Sanat tarihçileriyle, uzmanlarla çalışıyoruz. Her bir eserin tarihini, kimliğini, üzerindeki yazan ifadeyi e, uzmanlarına yazdırıyoruz. İbrikler, güğümler, küpler, musluklar, bakraçlar, kazanlar, sürahiler, leğenler, mataralar yok yok müzede. Bu küpler, ibrikler kışın serin, yazın soğuk tutuyor. Aynen buzdolabı gibi çalışıyor. Nasıl buldun müzeyi? Ee, güzel. Daha önce görmüş müydün hiç ibrik? Yok görmemiştim. Müze Başakşehir birinci etapta. Ücretsiz, meraklılarını bekliyor. Sedef'le tek tek topluyorlar, getiriyorlar tek tek çakıyor üzerine. <laughs> Genç kızlar kendilerini hamamdan ifade etmek için kullanırlarmış bunu.